Adım Esin Jılta. Elena Dica İlkokulu 3. sınıflara ders veren sınıf öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz yine Türkçe. Konumuz da görsele göre uygun hikaye yazma konusudur. Merhaba çocuklar. Ödevlerinizi yazdınız mı? Umarım yazmışsınızdır. Yazdıysanız yine derslerimize devam edelim. Burada sayfa 146'yı açın, Türkçe ders kitaplarınızın 146. sayfasını açın ve buradaki resme bakalım. Aşağıdaki resmi gözleyiniz ve resimde gördüklerinizi anlatınız. Burada neler görüyoruz? Mesela yeşillikler, bahar açmış ağaç, kuşlar, cıvıl cıvıl kuşlar gibi vesaire eleri görüyoruz. Bu size neyi andırıyor? Hangi mevsimi? Tabii ki ilkbahar mevsimini andırıyor. Burada geçen dersimizde bu sözlü anlatımda incelediğimiz bu resmi bir daha gözleyiniz. Sonra resme uygun bir başlık bulunuz ve bu başlığı sayfanın üst orta yerinde yazınız. Bunu daha birinci sınıftan öğrenmiştik, değil mi? Yazmaya başlamadan önce şu soruları yanıtlamalısınız. Hikaye nasıl bir başlık bulmalıyız? Hikaye nerede geçecek? Hikayenin konusu nedir? Hikayenin sonu nasıl bitecek? Bunu en iyi hikaye haritasını oluşturarak orada hikayede anlatılanlarınızı hikaye haritasına geçirin. İlk tümcenizi satırın 2 santimetre kadar içeriden başlayınız, değil mi? Biz bunu sınıfta 2 parmak boş olarak paragrafa başlıyorduk. Tümceleri doğru, düzgün ve anlaşılır biçimde yazınız. Sözcükleri güzel, açık, herkesin okuyabileceği bitişik bir el yazısıyla yazınız. Olayları ve varlıkları gözlemlediğiniz sıraya göre yazınız. Kuracağınız tümcelerin birbiriyle bağlantılı olmasına da dikkat edin. Noktalama işaretlerini gereken yerlere koyunuz. Yazıyı 5-8 tümce ile yazabilirsiniz. Yazıyı yazdıktan sonra bir defa okuyunuz. Yazdığınız yazım yanlışlarını seçerek düzeltiniz. Sonra kelimelerini daha az kullanırsanız yazınız daha anlaşılır hale gelmiş olur. Ev ödevi olarak da yazılarımızda dikkat etmeniz gereken kuralları belirten tümceleri işaretleyiniz. Anlamlı tümceler kurmalıyız. Tümcelerimizde gereksiz sözcükler kullanmamalıyız. Az önce söylediğim gibi sonra veya gibi sözcükleri kullanmamalıyız. Tümce ve sözcük tekrarı yapmamalıyız. Sözcükleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak kullanmalıyız. Yazarken konu dışına çıkmamalıyız. Yazımıza uygun bir başlık bulmalıyız. Başlığı bulup defterimizin üst ortasına yazıp konuyu geçebiliriz. Bugünlük Türkçe dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili çocuklarım.